Selamlar herkese ben Ömer Coşkun. Bugünkü videomuzda yapay zeka ile videolarımıza ya da ses dosyalarımıza nasıl altyazı ekleyeceğiz bunu anlatacağım. Gerçekten çok kullanışlı ve çok önemli bir özellik. Ben bütün YouTube videolarımı bu yapay zekanın gücünü kullanarak altyazı ekliyorum ve gerçekten çok işime yarıyor. Peki bu yapay zeka nedir? Bunu nasıl kullanacağız? Hazırsanız başlayalım. Eğer kanalımı düzenli olarak takip ediyorsanız yapay zeka ile ilgili birçok içerik ürettiğimi de göreceksiniz. Yine yapay zeka videosuyla karşınızdayım. Aslında amacım kanalı açarken sadece yapay zeka videoları değil de genel olarak teknoloji üzerine açmaktı. Fakat yapay zeka o kadar çok ilerliyor ve o kadar çok gelişiyor ki artık teknolojinin yönü yapay zekaya kaydı diyebiliriz. Peki videolarımıza altyazıyı nasıl ekleyeceğiz? OpenAI Whisper AI adı altında bir yapay zekayı bizlerin kullanımına sundu. Whisper AI tamamen ücretsiz ve açık kodlu bir yazılım. Fakat bunu kullanmamız için bazı araçlara ihtiyacımız var. Bunun için farklı yöntemler var ve ben size hepimizin kullanabileceği ve en basit olan yöntemi anlatacağım. Bundan sonra kolaylıkla ve hızlıca videolarımızı alt yazı ekleyebileceğiz. Whisper AI ses dosyalarındaki konuşmaları tanıyarak bunu metne döküyor ve yaklaşık olarak yüze yakın dili de algılıyor. Şimdi bu yapay zekaya daha yakından bakalım. OpenAI Whisper AI'nin kodlarını GitHub sitesinin içerisine yüklemiş ve burada nasıl olacağı ve bunu nasıl kullanacağımıza dair geniş bir bilgilendirme mevcut. Bu bağlantıyı ve diğer bağlantıları açıklamalarda paylaşacağım. Buraya girip bu yapay zeka hakkında daha detaylı bilgi de alabilirsiniz. Buradaki tabloda dilleri algılama oranına göre bir puanlama verilmiş. Buradaki düşük puanlar en iyi anladığı diller, yüksek puanlar için zor anladığı diller olarak sıralanmış. Türkçe'ye bakacak olursak 8.4 puanla iyi bir sıralamada duruyor. Hatta birçok dilin de önüne geçmiş ve gerçekten Türkçe'de çok başarılı çalışıyor. Bunu şimdi örnekle de göstereceğim sizlere. Fakat bu Whisper AI kullanabilmemiz için birazcık yetenekli ve güçlü bir bilgisayara ihtiyacımız var. Fakat buna hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Herhangi bir yazılım bilgisi bilmeden bu kodu çok kolay bir şekilde çalıştıracağız ve kullanımımıza sunacağız. Öncelikle bir Gmail hesabınızın olması gerekiyor ve Google Drive'a gelmemiz gerekiyor. Google Drive'ı açtıktan sonra sol üst köşede yeni butonuna basıyoruz. Sonra diğer kısmı ve daha fazla uygulama bağla seçeneğini seçiyoruz. Burada karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buraya Google Collab Rotary yani Türkçesi Google İşbirliği yazmamız gerekiyor gerekiyor. Bu uygulamanın amacı kullandığımız yazılımlar için bize bir güçlü bir bilgisayar sağlamak. Aslında sanal bir bilgisayar sağlıyor gibi de diyebiliriz. Yani bir yazılımla uğraştığımızda bir kod çalıştırdığımızda kendi bilgisayarımız değil de sanal ve güçlü bir bilgisayarla çalışacağız ve bu da işlerimizi çok kolaylaştıracak. Google bize bu imkanı sağlamış. Şimdi bunu nasıl yapacağız onu göstereceğim. Buraya geldiğimizde Collab yazın ve direkt Collab Rotary çıkıyor. Bu en baştaki olan Collab gelip yükle diyoruz. Collab Rotary'i yükledikten sonra yeni diyoruz. Diğer ve Google Colab Router'i açıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. En başta bize karışık gelebilir ya da gözümüzü korkutabilir bu ekran. Hiç telaş etmeyin. Çok kolay bir şekilde işlemlerimizi adım adım yapacağız. Sol üst köşede isimlendirme var. Bunu öncelikle alt yazı diye düzeltiyorum. Çalışmaya başlamadan önce bazı ayarları yapmamız gerekiyor. Bunun için önce çalışma zamanı diyoruz. Çalışma zamanı türünü değiştir ve burada çalışma zamanı türü Python 3 kalması gerekiyor. Donanım hızlandırıcı kısmı ise T4 GPU yapmanız lazım. CPU biraz daha yavaş çalışıyor fakat T4 GPU daha hızlı çalışıyor. Premium işlemciler var. Bunlar tabi ücretli ama bunlara gerek yok. T4 GPU bizler için yeterli olacaktır. Kaydet diyoruz. Bu gördüğünüz kodu buraya ekledim. Peki bu ne demek? Daha önceden de gösterdiğim GitHub sitesinde olan Whisper AI'ın bilgilerini buraya getirip buraya kuruyor. Yani bu sanal bilgisayara kuruyor. Bu şekilde. Sonunda ise Instagram F FF MPEG diye bir bölüm var. Yani bu da şu demek. Buraya MP3, MP4 ya da herhangi bir ses dosyası ya da video dosyası yükleyebilirsiniz. Benim uygulamalarıma göre en iyi çalışan MP3 dosyası. Buna daha sonra geleceğim. İlk önce bu kodu çalıştırıyoruz. Ve işlem tamamlandı. Burada bir sürü kodları getirdi ve kurulumunu yaptı. Ve toplam 21 saniye sürdü. Gayet iyi. Hızlıca bütün bilgileri çekip burada kurulumu tamamladı. Şimdi ikinci bir işlem olarak yeniden koda geliyoruz. Ve yeni bir hücre oluşturuyoruz burada. Burada ise yine açıklamalarda paylaşacağım kodu ekliyoruz ve buraya bu kodu ekledim. Buraya bu kodu ekledikten sonra burada sadece değiştirmeniz gereken tek yer yükleyeceğiniz dosyanın ismini yazacaksınız buraya. Bunu çalıştırmadan önce dosyamızı yüklememiz gerekiyor. Bunun için de sol tarafta bir dosya ikonu var ona tıklıyoruz ve böyle bir ekran açılıyor. Buraya alt yazısını oluşturmak istediğimiz ses dosyasını yüklememiz lazım. Daha sonra buraya sağ tıklıyorum, yükle diyorum. Daha önce hazırlamış olduğum bir mp3 ses dosyasını buraya yüklüyorum. Ve şu an yüklenmeye başladı. Sol alt köşeye bakarsanız burada bir yuvarlak bir ikon var. Bakın ilerliyor kendi kendine. Bu tamamlanmadan bu ikinci kodu çalıştırmayın. Bunun tamamlanması gerekiyor. Aksi halde alt yazınızda hatalar verecektir. Şimdi bunun tamamlanmasını bekleyeceğiz. Sol alttaki mavi ikon yok oldu ve yükleme tamamlandı. Şimdi ise diğer bir aşamaya geçiyoruz. Burada benim yüklediğim dosyanın ismi altyazı.mp3. Buraya da aynı şekilde onu yazacağım. Burası önemli alt yazı. mp3'ün aynı şekilde buraya yazılması gerekiyor. Aksi takdirde uygulama çalışmayacaktır. Ve diğer bahsetmek istediğim konu ise alt yazıyı nasıl algılayacağı. Whisper AI'ın 5 farklı modeli var. Tiny, base, small, medium ve large modelleri. Burada Tiny en basit ve en hızlı model. Burada çok hızlı bir şekilde alt yazıyı algılarken daha çok hata yapıyor ve özensiz bir altyazı ortaya çıkıyor. Base biraz daha iyisi, small onun biraz daha iyisi, large ise çok detaylı bir tarama yapıyor. Sesi metne dökmeyi yani altyazıyı mükemmel hale getirmeye çalışıyor fakat bu uzun sürüyor. Biz ise medium'u kullanacağız. Hem zamandan kazanacağız hem de kaliteli bir şekilde altyazının çıkmasını sağlayacağız. Ben de size medium'u kullanmanızı tavsiye ediyorum. Fakat modelleri denemek isterseniz model kısmına buradaki isimleri yazmanız gerekiyor. Yani şu şekilde burada model medium yazıyor. Mesela buraya model large yazabilirsiniz ve bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Biz model medium'dan devam edeceğiz. Bu şekilde işlemlerimizi tamamladık. Özet geçecek olursak ilk önce GitHub'daki kodu buraya taşıdık ve kurduk. Daha sonra kod artı dedik. Yeni bir kod oluşturduk ve burada yazan kodu girerek yüklediğimiz dosyanın aynı isimde olmasını da sağlayarak ve modelin de büyüklüğünü seçerek kodumuzu çalıştırıyoruz. Evet kodumuz çalıştı. Alt tarafta ilerleme yüzdesi gözüküyor ve adım adım neler yaptığını bize gösterecek. Evet altyazıları algılamaya başladı. Önce dili algılıyor ve daha sonra Zamanlamasıyla birlikte konuşmayı metne çeviriyor. Gerçekten harika bir özellik. Benim bir önceki videomu MP3 formatında indirip buraya atmıştım. Şimdi bunu tamamladıktan sonra bu altyazıyı nasıl düzenleyeceğiz, nasıl kullanabileceğiz onu da göstereceğim. Bu yaklaşık 9 dakikalık bir video. Burada dikkat ederseniz sadece metni algılamıyor. Metni algılarken gramer kurallarına, noktalama işaretlerine ve kullandığınız dilin özelliklerine dikkat ederek bunu yapıyor tamamladı ve şurada da süresi yazıyor. Yaklaşık 3 dakika içerisinde tamamlamış. 9 dakikalık bir videoyu 3 dakika içerisinde bütün altyazıyı döktü. Burada tabi videonun uzunluğuna göre yapacağı işlem süresi değişebilir. Fakat gayet hızlı ve güzel. Ve şu an genel olarak göz atıyorum. Herhangi bir problem yok gibi gözüküyor. Tabii ki teker teker her satırına bakmak lazım. Yine mutlaka hatalar çıkacaktır. Burada Whisper AI'nin güzel tarafı hangi aksanda konuşursanız konuşun. Hangi ses tonunda konuşursanız konuşun. Sizleri çok rahat bir şekilde anlayabiliyor fakat her dil için anlama oranları farklı. Bunu daha önce size göstermiştim. Bir tablo vardı. Türkçeyi gayet iyi oranda anlıyor. Şu an için en iyi anladığı dil İspanyolca ve İngilizce gibi gözüküyor. Fakat ilerleyen zamanlarda Türkçeyi de çok çok daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Çünkü sürekli geliştirilen ürünler bunlar. Şu an için bile muazzam çalışıyor ve ben YouTube'a içerik ürettiğimden beri bu özelliği kullanıyorum ve çok başarılı çok güzel bir şekilde alt yazımızı oluşturuyor. İşlem tamamlandı. İşlem tamamlandıktan sonra sol tarafa oluşturulan alt yazıların farklı formatlarını sundu bize. Klasik altyazı yazı uzantısı SRT'dir. SRT şeklinde oluşturdu, TSV şeklinde oluşturdu ve text şeklinde yani yazı şeklinde oluşturdu. Bunları eğer göremiyorsanız burada yenile diye bir tuş var ve buna bastığınızda bunlar karşınıza tekrar gelecektir. SRT dosyasını indirelim. Buradan indir diyoruz. Ayrıca text dosyasını indirelim. Burada gördüğünüz gibi gibi konuşmamızı düz yazı şekline de aktarıyor. Bu şekilde indirebiliyoruz. Ayrıca SRT olarak da indirdik. Şimdi bu SRT dosyasını nasıl düzenleyeceğiz YouTube üzerinden onu da anlatacağım. Bu arada sadece YouTube üzerinden düzenlememize gerek yok. Herhangi bir farklı altyazı düzenleme uygulamasıyla da bunu yapabilirsiniz. Fakat YouTube üzerinden altyazı düzenlemek de çok kolay. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz hep birlikte görelim. Bunun için YouTube içerik stüdyosuna gelmemiz gerekiyor. YouTube içerik stüdyosuna geldiğimizde ise altyazı ve ses bölümü var. Benim en son yüklediğim video için yapmıştım bu altyazıyı ve buna geliyoruz. Daha önce ben bu altyazı işlemini yaptım ve farklı dillere çevirdim. İlk olarak ne yapmamız gerekiyor bundan bahsedeceğim. Şurada Türkçe otomatik yazan yer görünecek. Buraya kopyala ve düzenle diyoruz. Bunu dedikten sonra şurada bir üç nokta var. Burada dosya yükle diyoruz ve zamanlama ile seçeneği var. Tamam dedikten sonra indirdiğimiz SRT dosyasını buraya yüklüyoruz. Buraya yükledikten sonra videonuzu izleyerek nerelerde hata var, nerelerde hata yok tek tek düzeltebilirsiniz ve çok kolay bir düzeltme oluyor. Çünkü her şey yerli yerinde ve zamanlaması devam ediyor. Buradan göstereyim. İşte gördüğünüz gibi zamanlamaları birebir tutturmuş. Muhteşem bir şekilde aktardı. Tabi hatalar var. Mesela şurada chat.gpt'nin yazılımını değiştirebilirsiniz. Ya da farklı gramer hataları olabilir. Bunlara teker teker bakıp düzelteceksiniz. Şu an için buna yapacak bir şey yok. Ama çok iyi bir şekilde gramer kurallarına uymuş. Noktalama işaretlerine uymuş. Sizin konuşmanıza göre, şivenize göre ya da aksanınıza göre herhangi bir ayrım yapmadan konuşmayı hızlı bir şekilde metne aktardı bu yöntem. Buradan sonra yayına dedikten sonra Türkçe altyazımız ortaya çıkmıştı. Sonra farklı bir dil eklemek istediğinizde burada herhangi bir dili seçiyorsunuz ve seçtikten sonra düzenle diyorsunuz İlk önce böyle bir ekran karşımıza çıkıyor ve otomatik çevir diyorum sadece sizin Türkçe olarak düzenlemiş olduğunuz altyazı buraya otomatik olarak çevriliyor ve yayına diyorsunuz bu kadar herhangi bir dil içinde altyazı eklemek bu kadar kolay YouTube'da. Gerçekten yapay zeka işlerimizi inanılmaz derecede kolaylaştırdı. Eskiden olsa bu işler çok zordu. Hatta farklı farklı dillere çevirip altyazı eklemek için çok çok uğraşılırdı. İnsanlara çevirmek için büyük paralar verilirdi. Artık yapay zeka birçok sektörü etkilediği gibi çevirmenlik işini de etkiledi. Bundan sonraki süreçte birçok işimizi kolaylaştırdığı gibi birçok insana da işini deriden etkileyecek gibi gözüküyor. İşte bu sebeplerden dolayı uyum sağlamak zorundayız. Her videoda bundan bahsediyorum. Yapay zeka artık hayatımızın her helalına girdi ve her şekilde de kullanmamız gerekiyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.